Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz, biliyorsunuz Boğaziçi direnişindeki kardeşlerimiz uzun bir süredir protesto halindelerdi. Atanan rektör Melih Bulu'dan şikayetçilerdi. Kendi istedikleri rektörün olmasını, seçim olmasını istiyorlardı. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne yakışmayacağını söylüyorlardı ama maalesef sürekli tek taraflı yayınlar yapan haber kanalları ve parantez içinde gazeteciler Melih Bulu taraftarlığına soyunmuştu. Fazla uzatmayacağım. Gelinen noktada Melih Bulu gece yarısı saat 4 sularında bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından görevden alındı. Ama Melih Bulu'nun haberi yoktu çünkü fake haber diye bir paylaşım yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Boğaziçi Üniversitesi gibi bir kurumun başındaki rektör görevden alınıyor. Kendisinin haberi yok. Hatta fake haber diyor. Ondan sonra utanıyor, onu da siliyor. Ondan sonra 15 Temmuz vesaire kutluyor ama bugün itibariyle bile Melih Bulu tarafından yapılmış bir açıklama yok arkadaşlar. Ve inanılır gibi değil, Instagram'ını da sildi. Instagram'ını da kapattı. Ülkemizdeki bakanlar internet üzerinden istifa ediyorlar. Rektörleri görevden alınıyor, haberleri yok. Zaten istenmeyen rektör atanıyor. Bakalım seçime kadar daha neler göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Lütfen bağımsız olan YouTube kanallarını ve bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Buyurun izleyelim. Rektörlükten alındı. Süreci bilmiyorum, biliyor musunuz, takip ettiniz evet, mi? Evet, takip ettim. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bekliyor muydunuz? Nasıl oldu bu iş? Melih Bulu'nun haberi de yok. Beklediğim bir gelişme değildi. Ani oldu. Sanırım eleştirileri dikkate aldılar zamanında yapılan. Peki Melih Bulu'nun bundan haberi olmaması kısmı fake haber diye paylaştık, biliyorsun. Hı hı, evet. İnanılmaz bir şey bu. Yani bir dizinin içinde gibiyiz. Nasıl oldu böyle bir şey? Yani ülkede genel olarak bir dizinin içinde olduğumuzu düşündüğüm için özel olarak buna şaşırmadım. Her bölüm ayrı bir filmler çıkıyor. Aynen öyle. Yeni karakterler de giriyor. Farkında mısın sürekli diziye? Evet. Her geçen gün. Birkaç bölümde Sedat Peker yok. Final bölümüne doğru gene gelecek galiba Sedat Peker karakteri. Yani arada herhalde izleyiciyi diri tutmak için tabii, böyle değişiklikler yapılıyor. Efendim Melih Bulu bir anda gece yarısı görevden alındı. Ne kadar mutlu oldu. Gece rüyamda gördüm de mutluluk rüyaları gördüm. Ama kendisinin haberi yok. Bu işler böyle oluyor biliyorsun. Ya bence aslında onun... Bu son böyle mi olacaktı yani? Ya aslında onun beklemesi gerekliydi. Çünkü Cumhurbaşkanımız artık halka doğru, seçimler yaklaşıyor, halka doğru bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla halkın karşısına aldı, bir rektörü böyle görevden aldı. O zaman önümüzdeki süreçte böyle halkın sevineceği birçok gelişme olacak mı diyorsunuz? Daha doğrusu demokrasiye doğru bir adımlar atmaya çalışıyor. Yani olacaktır kesinlikle. Öngörünüzü merak ettim efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha seçilebilir mi? Cumhurbaşkanı. Tanrı aşkına, yani ben hiç öyle bir şeyler düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. O olmasın. İsim temennimiz o. Kesinlikle. Bekliyor muydunuz alınmasını? Vallahi abi, yani ben bekliyordum. Bekliyordum abi çünkü yani belliydi bunun olacağı. Belli süredir de bu kadar şey yapıyorlardı. Protesto oldu o kadar. Benim tek düşündüğüm o insanların bursları. Kesin insanların bursları oldu. Onlar ne olacak? Evet yani. Yönetim değişti ama burslar geri gelecek mi? O kadar darp edildi insanlar. Abi, onlar ne olacak acaba? Benim merak ettiğim onlar. Bu olay dehşet bir... Aslında zafer değil mi? Evet zafer ama benim düşüncem bu, hani seçim yaklaşıyor ya, seçim için de bir şey olabilir tabii. İşte siyasileri bu şekilde evet. Böyle evet. Hep sürekli şey yapacağız, zinde tutacağız yani. Normalde evet. Halk öyle yapmalı. Zaten şu elektrik zamında bile yapmamız gerekiyordu abi. %15 elektrik zamı geldi yani, dayanılır mı bu kadar zaman? Çünkü Melih Bulu doğru olsaydı görevdeydi. Berat evet. Bey doğru olsaydı görevdeydi. İnternetten istifa edip gitmezdi. Aynen demek ki öyle. Yanlış kararlarmış. Yani iyi ki alındı tabii ki. Boğaziçi'nde okumuyorum ama birçok Boğaziçi'nde okuyan arkadaşım var. O yüzden yani mutluyuz. Olması gereken buydu. Geç alınmış karar. Melih Bulu'nun bundan haberi yok. Bu nasıl olacak? Adam fake haber diye paylaştı. Buna ne diyorsunuz? Böyle bir şey nasıl oldu bu ülkede? Yani bu ülkede böyle şeyler çok fazla oluyor. O yüzden şaşırmıyorum. Bekliyor muydunuz görevden alınmasını? Yok, hayır. Yine her şey gece yarısı oldu. Haberimiz olmadı. Peki görevden alınınca Cumhurbaşkanı'na biraz sempati, ya iyi yaptı falan. Çünkü AK Parti'nin artık böyle şeyleri olacakmış. Hep halkın istediklerini yapacakmış gibi böyle bir teori var. Abi ben yorum yapmayayım. Silivri soğuktur. Silivri soğuktur. Eyvallah kardeşim. Melih Bulu görevden alındı. Bir anda gece yarısı. Neler oluyor efendim bu ülkede? Melih Bulu'nun da haberi yokmuş çünkü alındığından. Direniş, ne bileyim, direniş mi diyeyim, yorumlar mı diyeyim, yanlışa hayır demek gereğini buluyor en sonunda. Bu da güzel bir şey değil mi? Tabii güzel bir şey. Bir ay, iki ay, üç ay, bir yıl ama sonunda gereğini bulması bence düşündüğüm ve gördüğümle iyi bir şey bence bu. Peki Melih Bulu'nun hiç empatisini yaptınız mı? Şimdi bir yere geliyorsunuz, ilk günden beri tabii. Öğretim üyeleri bile size arkanızı dönüyor. Sonra seni sürekli bir AK Parti yalakaları gazeteci şişiriyor. Sonra bir gece yarısı alınıyorsun, inanmıyorsun, fake haber diye paylaşıyorsun Instagram'da. Şu an Instagram'ı da kapalı, bugün Instagram'ı da kapattı. Bu adam efendim iyi olabilir, kötü olabilir, başarılı, başarısız fark etmez ama bu adam bir makam sahibi.
Öyle değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu şekilde gidiş, yani rezalet bir durum. Rezillik bu. Başka hala da konuşmadı adam zaten. Düşünebiliyor musunuz? Cevap bugün vermedi. Bugün bile konuşmuyor. Profilindeki o rektör şeyini de silmedi. Yani o da herhalde bozulmuştur buna. Adama haber tabii vermeden. Şimdi ondan hiç duymadık bu olaylardan beri. Hiçbir açıklama da yapmadı şimdiye kadar. Hep bir ona negatif bir öğrenciler olsun, oradaki öğretim görevlileri olsun. Hayır yani hiç olmazsa şu hak tanınsaydı adama. Efendim yani bu diğer ülkeler bakıldığında çok kötü duruyor. Rektörün haberi yokken rektörü görevden almış Cumhurbaşkanı diye oraya gidiliyor. İç yüzünü bilmezler. Rektör bir açıklama yapar çıkar. Hatta Melih Bulu gibi meşhursa mecburen kamera önünde. Öyle değil mi? Kesinlikle. Türk halkına saygısından. Kesinlikle arkadaşlar, öyle. Arkadaşlar görevden alındım. Benim için de daha iyi oldu. Herkese iyi günlerce gidecek. İnsan biz alıştık ki o kadar artık. İnsanlar bunu görevden alınmayı, göreve gelmeyi açıklama artık yapmama gereği diyor. Çünkü insanlar alıştı yani. Şu son 6 ayda ne bakanlar ne müdürlükler. Merkez Bankası Başkanı teşekkür etti Tayyip Erdoğan. İyi ki beni aldınız diye. Yani biliyorsunuz değil hepsi mi? bir gecede isimler değişiyor. Bir gecede dilekçeler yazılıyor. Kararnameyle her şey değişiyor yani. İnsan alıştı artık yani. Hayır, benim aklıma ne geldi biliyor musun? Bak inan açık açık söyleyeyim buradan. Acaba dedim Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı? Değil mi? Çünkü niye biliyor musun abi? Melih Bulu'nun arkadaşı aradı. İlla ki olmayabilir. Clubhouse'daydık biz. O anda saat 4'te Melih Bulu'nun rektörü arkadaşını aradı. Bir arkadaşımız Melih Bulu yok öyle bir şey dedi ona. Onun yalancısıyız. Ama döndü Instagram'dan da fake haber paylaştı. Gerçekten de öyleymiş. Adam da bilmiyormuş yani. Bu bana inanılmaz geldi. Çok çarpıcı bir olay. Kesinlikle yani illaki Cumhurbaşkanımızın da her şeyden haberi bilmiyorum olacağını pek yok, sanmıyorum. Yok ama Cumhurbaşkanı emriyle yani görmüşsü yani, lazım yani. Görmüştür her, öyle bir şey olamaz da. Yani o bile geldi aklıma. Yani 50 tane evrak geliyordur 50 bin tane günde. O da hangi, doğru. Sen de, değil mi? Sen de değil mi? O da kimler acaba? Dedik ama başkanlık dedik olmaz dedik anlamadılar. Şimdi kendileri de pişman başkanlıktan. Ben öyle görüyorum. Ben de hissettim açıkçası. Onu hissediyoruz. Çünkü bu kadar yük böyle olmaz abi. Zor. Bir grup. Zor. Bulu rektör alındı bir anda ortalık karıştı. Boğaziçi direnişi yapıyordu çocuklar. Cumhurbaşkanı kendisi atamıştı. Şimdi görevden aldı. Melih Bulu da... abi gülme. Şimdi sen Cumhurbaşkanı dediğin zaman tamam seçilmiş birisi ama... Abi bir şey söyleyeceğim. Vallahi Melih Bulu'nun sözünü... haberi yok bundan. Bu nasıl oluyor? Fake haber dedi paylaştı. İnanmadı ilk Melih Bulu. Ondan sonra o günden bugüne hala Melih Bulu'dan açıklama yok. Instagram'ını da kapattı. Sayın abi ben sana bir şey söyleyeyim yani. Lütfen. AK Parti dedin, Cumhurbaşkanı dedin. Yemin ederim beni içeri attırırsın sen. Attırırsın yani. Onun için ben konuşmuyorum. Biraz doluyum mu diyorsun? Çok doluyum yani. Ufak ufak söyle de abi hiç olmazsa bir şey olsun. Sana da motivasyon olsun. Ufak bir eleştirin. Eleştirecek bir şey yok. 2023'ü görmeden ufak gitsin diyoruz. Abi ben sana ne diyorum yani. Sen gülüyorsun ben gülmüyorum yani. Recep Tayyip Erdoğan dedin mi bana yani aykırı bir oluyor. Tik oluyorsun. Tüylerim diken diken oluyor. Bak göster. Bu kadar işsiz, bu kadar genç, bu kadar üniversite mezunu. Adam her şeye zam yapıyor. Kime zam verdi? Ne verdi? Ne istiyor? Bir soru soracağım. Tek soru. Sor tekrar abi. AK Parti ve tekrar Sayın Cumhurbaşkanı kazanırsa o gün sabah yataktan kalkacaksın ya kazandığını göreceksin. Böyle abi bana bak böyle korkuyorum. Buraya mı bakayım? Böyle bir şey olur. Sayın abi ben gene şey olursa yani. Şaşırır mısın? Çok şaşırmam açıkçası. Çünkü insanlar kendini çok ucuzu pazarlıyor burada. Makarna, kömür bitti. Direkt adam başkan. Ben seçmiyorum. Açık bir ne söylerim ben. Cumhurbaşkanım kusura bakma da ben seni seçmiyorum. Çünkü bu kadar işsiz bu kadar. Evlen 3 çocuk yap diyor. Millileş diyor. Kendi torunların nereli bunun? Amerikan vatandaşı değil mi? Ben 41 yaşındayım. Benim onun oğlunun kadar serveti yok. Benim 10 tane hastanem diyor kızı gibi. Daha ne konuşuyor? Gemicik ben? Onlar ya. Gemi var, gemicik var. Krediyle almışlar değil mi? Gemicik. Banka bana 5 milyon kredi vermiyor. O zaman bir sıkıntı var. Sıkıntı işte bu mu? Onu bir mi? Çözelim. Çözeceğiz. Sıkıntıyı bir çözelim abi. Nasıl çözelim patron? He? Seçimde abi. O yatar. Seçim. Ben vermem. Ben CHP'liyim abi. Ben Kemalizm miyim? Anlatabildim mi? Gerek yok.